Şubat ayı meclis toplantımızı açıyorum. İnşallah toplantımız hayırlı da vesile olsun. Toplantı yeter sayımız vardır. Öncelikli olarak geçtiğimiz hafta Ocak ayının son haftasında Elazığ ve Malatya'da hissedilen deprem ve neticesinde can kayıpları yaşandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da inşallah acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle mübafetleri bizlere yaşatmasın. Tabii deprem hadisesinden hemen sonra ilçemizde de Türkiye'nin pek çok yerinde de yardımlar organize edildi. Biz de bir tır yardımı hep birlikte organize ettiğimiz bir tır yardımı oradaki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere valilik koordinatörlüğünde, Ankara Valimizin koordinatörlüğünde oradaki vatandaşlarımıza, AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza ulaştırdık. Yine sınırlarımızın ötesinde operasyon yürüten kahraman Mehmetçiğimiz 4 şehit verdi. Bu şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var, 9 yaralımız var. Onlara da Rabbim acil şifalar versin. Ayrıca değerli meclis üyemiz Edis abinin bir ameliyat olarak Allah geçmiş olsun diyorum. Allah sağlığı afiyet versin. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz toplantıda gündeme getirdiğimiz Emirel planı ile alakalı bir husus vardı. Orada herhangi bir yazışma vesaire olursa onu tekrar gündeme taşıyacağımızı söylemiştim. Büyükşehir Belediyesi geçen mecliste gündeme getirdiğimiz o yazından hemen sonra yeni bir yazı daha gönderdi ve orada önce gönderilen yazıyı değil, son gönderdiğimiz yazıyı dikkate alma şeklinde bir ifade kullandı ve hususun Kazan Belediyesi tarafından yapılması, bizim böyle bir hazırlığımız yok dendi. Biz de durduğumuz yerde, daha evvel hangi noktadaysak yine aynı noktada o süreci yönetmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz meclis toplantılarımızda bir komisyon seçmiştik. İlçemizde faaliyet gösteren müteahhitlerimizi değerlendirme komisyonu oluştu, teşekkür etti. Kimlerden oluşmuştu? Faruk Akdeniz, Salih Aydoğdu, Kemal Nehir, bu üç arkadaşımızdan oluşmuştu. Bu üç arkadaşımız içimizdeki komisyon, içimizdeki müteahhitleri bu komisyon marifetiyle değerlendirdiler ve 3 ödül, bir de mansiyon ödülü, toplam 4 ödül takdir etmişler. Bugün huzurlarımızda bu arkadaşlarımızın belirlemiş oldukları müteahhitlere meclisimizin ana gündemine geçmeden evvel isimlerini okumak suretiyle bu arkadaşlarımıza birer ödül takdim edeceğiz. Mansiyon ödülüyle başlayalım isterseniz. Mansiyon ödülü yapı müteahhidi Mine İlhan Arden Medikal Sağlık ve Ticaret Limited Şirketi Mimar Hatice Gül Güven Yapı Denetim Doruk Tek Yapı Denetim Limited Şirketi. Evet, şirketimizin yetkisini buraya alıyorum, şuraya. Ödülünü vermek üzere de Kemal Nehir ödülünü takdim etsin. Peki. Şöyle bir fotoğraf vereyim ama. Tebrik ediyoruz bizler de. Evet. Üçüncü olan proje, yapı müteahhiti Latif Bilgin, Mimar Hasan Efe, Yapı Denetimi, Depar Yapı Denetim Limited Şirketi. Tebrik ediyoruz. Evet, ödülünü vermek üzere de Salih Aydoğlu'yu buraya davet ediyorum. Ebu Bekir Şimşekoğlu, Mimar Semanur Şimşekoğlu,
Yapı Denetimi FB Aysam Yapı Denetimi Mülteş Şirketi. Evet. Burada mı Ebu Bekir abi? Evet. Abi şöyle buyurun. Evet, ödülünü de Faruk Akdeniz takdim edecek. Tebrik ediyoruz Bekir abi. Evet, birinci olarak da Zekeriya Aktaş, Mimar Onur Mercan, Yapı Denetimi FB Aysam Yapı Denetimi Limited Şirketi. Müsaadenizle ödülünü de ben takdim etmek istiyorum. Thank you.
İlçemizde bulunan okullarımızda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması kapsamında belediyemizin ve okul kantinlerinde düzenlemeler yapması büyük önem taşımaktadır. Okul kantinlerinin işletmesinde sağlık, temizlik, hijyen ve gıda güvenliği kurallarıyla ilgili usul ve esaslara göre denetlemeler yapılması ve ilgili meclis komisyonlarının rapor hazırlanmasının meclisimizde görüşülmesini arz ederiz. Mustafa Avcı, İdris Yavuzcengiz, Salih Aydoğdu, İlmi Ağlayla Ahmet Başbuş. Evet, oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyon buna bakalım. İlçemiz sanayi sitesinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve bölgede bulunan hurdacıların çevreye verdiği zararlardan kurtarılması için çalışma yapılmasının meclisimizde görüşmesini arz ederiz. Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyona havale ediyorum. Nevruz yeni bir gün olduğu kadar baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk İslam aleminin kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir. Nevruz huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladıdır. Türk milleti Nevruz'la birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle korumuş, dikkatle yaşatmıştır. Nevruz Türk'ün bahar bayramıdır. Nevruz bayramı bereketin, beklentinin, birlik ve birliğin asırlarca kaynağı, milli vicdanı ve insani hasletlerin buluşma menbaıdır. Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek veka alameti olması dolayısıyla ilçemizde etkinliklerle kutlanmasının mecliste görüşülmesini arz ediyor. Mustafa Avcı, İdris Yavuzcengiz, Salih Acıoğlu, İlmi Ağlayla Ahmet Başbuş. Önergeyi oylarına sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, önce başkanımız gazdan da haber. Şunları bitirelim, başkanımız gazdan da. Hani sıralamada bir sıkıntı yok. Tamam. Önce de sonra da görüşülebilir. Tamam. Evet. Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerde birikmiş olan ısının meydana getirdiği bir enerji türüdür. Yer altında sızan sular, burada gözenekli ve geçirilme özellikleri bulunan hazine kayalarda toplanır. Çeşitli araştırma tekniklerinin uygulanması sonucunda jeotermal enerjinin oluştuğu uygun jeolojik koşullarda yapılan sondajlarda aşırı derecede ısınmış sular yağış ve kuru buhar olarak yeryüzüne çıkarılmaktadır. Bu jeotermal akışkan üzerinde basıncın azalması ile su buhar fazlarına ayrılmaktadır. Ayrılan buhar jeotermal santrallerine gönderilerek elektrik enerjisine dönüştürülmekte, atık su ise diğer ısıtma sistemlerinde kullanılmakta veya yer altına basılmaktadır. Yağış buhar yüzdesinin ve entalpisinin yüksek olması durumunda elektrik üretimi için daha verimli olmaktadır. Yer kabuğunun derinliklerinden elde edilen hızın kuru buhar ise doğrudan jeotermal santrallere gönderilerek elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Sanayi bölgesi olan ilçemizin elektrik ihtiyacının ekonomik bir şekilde ilçemiz jeotermal kaynaklarından sağlanması için sanayicilerimizle birlikte gerekli proje ve yaptırım çalışmaları yapılabilmesinin meclisimizde görüşülmesini arz eder. Mustafa Ağzı, İdris Yavuzcengiz, Salih Aydoğdu, Mehmet İlmi Ağlayla Ahmet Başbuğ. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzu havalı. İlçemizdeki toplu taşımayı rahatlatmak için uygun yerlerde durak sayısının artırılması konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ederiz. Ali Yılmaz, Muammer Sarıkaya, Faruk Akdemir, Avcı Özgü, Mehmet Yurtoğlu, Ayhan Kesiliş. Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzu havalı. İlçemizde bulunan acil toplanma alanlarının halkımıza duyurulması konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ederiz. Ali Yılmaz, Muammer Sarıkaya, Faruk Akdemir, Avcı Özgü, Mehmet Yurtoğlu, Ayhan Kesiliş. Evet. Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Koronavirüsü hakkında halkımızın bilinçlendirilmesi konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ederiz. Ali Yılmaz, Muammer Sarıkaya, Faruk Akın, Gavuz Özcü, Mehmet Yurtoğlu, Ayhan Kesici. Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havale ediyoruz. Ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden dolayı olası bir yıkıcı deprem ihtimaline karşı
halkımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla ilçemiz sınırları içerisinde bulunan yapıların denetlenmesi konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ederim. Ayhan Kesici, Altun Yüzey'in Öncü, Fatih Kuvarış, Mehmet Yurtoğlu, Hükümet Hakları, Faruk Anken, Ali Solmaz, Ali Yılmaz, Muhammed Sarıkaya, Mustafa Çekil, Ali Solmaz, Sence Sevgili, Ahmet Fatih Bey, İndir Siyavuz Zengiz, Mustafa Avcı, Mehmet Yılmaz'a sahile Haydal. Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuza havale edelim. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın fatura ödemelerini kolaylaştırmak amaçlı ilçemizde uygun bir yere gazmatik sumatik kurulması konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ediyoruz. Ayhan Kesici, Altı Yücelen Öcü, Fatih Barış, Mehmet Yurtoğlu, Mithat Akdere, Faruk Akdeniz, Ali Solmaz, Ali Yılmaz, Muhammed Sarıkaya, Hande Sevindi, Gidiz Seo Zengiz, Mustafa Avcı, Mehmet Yılmaz, Ali Ayoğlu, Ahmet Fatih Bey. Önergeyi oylandırı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzu kabul edelim. Kahraman Kazan'ın hemşerilerimizden gelen talep doğrultusunda Kahraman Kazan Belediyesi olarak Avrupa ülkelerinin tarım faaliyetlerinde durmaksızın ilerlediği bir dönemde Türkiye tarım ve hayvancılık alanında geride kalmasın, Kahraman Kazanlı çiftçilerimiz tarım ve hayvancılıkta kendilerini geliştirebilsin diye Macaristan, Sırbistan, Avusturya, Slovakya, Hollanda gibi tarım ve hayvancılıkta örnek teşkil eden ülkelere gezi düzenlenmesi konusunun belediye meclis gündemine alınmasını arz ederiz. Ayhan Kesici, Altı Yücel'in Özcü, Fatih Barış, Mehmet Türkoğlu, Mütet Akları, Faruk Akdeniz, Ali Solmaz, Ali Yılmaz, Muhammed Sarıkaya, Mustafa Çiğdem, Hande Sevindik, Ahmet Batı ve İlhan Sıralı Cengiz, Mustafa Ağacı, Mehmet İmran Aydır, Salih Aydır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlçemizde çevre kirliliğini önlemek için ve plastik ürünlerin yeniden değerlendirilmesi için ilçemiz binalarında ve sitelerinde plastik ürünlerin toplanmasına yönelik geri dönüşüm kutuları yapılması konusunun belediye meclisi gündeminde alınmasını arz ederim. Ayhan Kesici, Altun Yücelen Öcü, Fatih Barış, Mehmet Yurtoğlu, Mithat Akdere, Faruk Akdeniz, Ali Solmaz, Ali Yılmaz, Sarıkaya, Hande Sevindik, İzzet Yavuz Cengiz, Mustafa Avcı, Mehmet Yılmaz Ali, Salih Ali Oda, Ahmet Batı. Evet, önerge oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzu havale ettik. Şu okuyacağımız önerge aslında verilmişti. İki grubun haberi yoktu ama okuyacağız. Zaten komisyona havale edeceğiz. Komisyonda arkadaşlarımız ikisini birlikte değerlendirelim. İlçemiz sınırları içerisinde özellikle 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında çıkarılan deprem yönetmenliklerinden önce yapılmış olan çıkartlar, belediye kooperatifi, öğretmenler sitesi, Kurtboğaz blokları, Oğallar blokları, özel 87 konutları gibi nüfus yoğunluğunun olduğu yaklaşmalar dikkate alındığında bu yapıların depreme dayanıklılığının tespit noktasında belediyemiz kooperatif yönetimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarca koordinasyon sağlanarak gerekli çalışmaların başlatılması, varsa eğer hafif hasarlı ve hasarlı binaların tespit edilerek güçlendirilmesi konusunun ilgili kamu kuruluşunun gerekli çalışmaya başlatmasının sağlanması, belirlenen afet toplanma alanlarının ilçe halkına duyurulmasının sağlanması konularında belediyemizde gerekli çalışmaların yapılmasını arz ve talep ederiz. Sebep Çırpanoğlu, Atilatara, Gürsü Kılıç, Talat Altında, Nevzat Yılmaz, Hasan Yanık, Kemal Ehil, Bekir Bağ, Hüseyin Özcan. Önergeyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu da önergeyle birlikte konuşmamızın havalı. Kahraman Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçemizdeki ilk ve orta dereceli okul müdürlükleriyle koordinasyon sağlanarak giderleri belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere 7-15 yaş aralığındaki öğrencilerimizin tiyatro sevgisini ve kültürünü benimsetmek için devlet tiyatrolarının çocuk oyunlarına götürülmesi konusunda belediyemizce gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. Selim Çırpanoğlu, Kemal Bey, Hasan Yanık, Tarat Altında, Rusun Kılıç, Bekir Bal, Nevzat Yılmaz, Asile Atalay, Hüseyin Özcan. Şimdi şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu yarı yıl tatilinde Kahraman Kazan'da 15 Temmuz Müzesi'nde orada biliyorsunuz güzel bir konferans salonumuz var. Aşağı yukarı haftanın her günü tüm öğrencilerimizi oraya taşımak suretiyle hem tiyatro günü yaptık, hem sinema gösterimleri yaptık. 3500'ün üzerinde öğrenci sürekli orada bir stilasyon oldu. Bu yaz döneminde de yine devam edecek. Ayrıca eğitim öğretim yılı içerisinde de okullarımızın tiyatro, sinema, gezi gibi pek çok talebi belediyemiz tarafından
zaten rutin olarak karşılanıyor. Yeter ki konuda okul müdürlüklerinden ve Çevre Eğitim Müdürlüğümüzden bir talep gelsin. Geliyor zaten. Özellikle şu 15 günlük sömestr tatilimizde dediğim gibi Kahraman Kazan'daki 15 Temmuz'un müdürlüğümüz arı gibi çalıştık. Evet, öneriyi oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Son öneriyiz. İlçemizde hayvancılığın önemli bir ekonomik gelir sağlaması, etinin meşhur olması ve bu konuda ilimiz nezdinde bilinirliği nedeniyle ilçemiz sınırları içerisinde canlı hayvan pazarı kurulması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ve talep ederiz. Selim Çırpanoğlu, Bekir Bay, Nevzat Yılmazlar, Tansalar, Hüseyin Hocay, Kemal Hasan Yandık, Altında, Dursun Kılıç. Canlı hayvan pazarı konusunda da çalışmalarımıza biz başladık arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Beypazar Belediyesi'ndeydik. Buradaki ve hemşirelik arkadaşlarımla birlikte onlar en son yapmışlar. Orayı ziyaret ettik. Ölçümlerini yaptık, projelerini aldık. Allah nasip ederse inşallah Kahraman Kazanı'nda bir tane canlı hayvan pazarı kazandıracağız. Yer noktasında şu an bir arayışımız var. Bu münasip bir yer bulduğumuz zaman da somut olarak bu adımı atacağız. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanlık yazılarımıza geçiyoruz. Başkanlık yazılarımız dosyanızda var. Sadece bir tek yazımız var. Şu acil olarak getirdi arkadaşlarımız. Bunu da önümüzdeki meclis gündemine sokabiliriz ama sonuçta komisyona havale edeceğiz. Komisyon raporundan sonra meclise tekrar gelecek. Vakit kaybetmemek için hem belediyemizin hem de Pamuk menfaatinin de olduğunu düşündüğümüz bir yazı. Bu yazıyı Grup Başkanı'ndan da verdiniz mi arkadaşlar? Aynen. Yazıyı verdiler de başkanım bilgi sahibi yaptı, belediye başkanı yardımcısı. Öyle mi? Evet. O zaman öncelikli olarak bu yazıyı... Yazıyı okursak başkanım benim. Yani sonuçta bize gelmedi. Yani komisyona havale edeceğimiz bir yazı. Komisyondaki arkadaşlar değerlendirdikten sonra zaten buraya gelecek. Burada kabul edeceğiz. Ama komisyonun şu ilk şeyin Saray Mahallesi 704 ada 1 parsel, 697 ada 1 parsel imar planı değişikliği hakkında. Ankara Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin 30.01.2020 tarihli 318.100 sayılı dilekçesi. İlgide kayıtlı dilekçede ilçemiz Saray Mahallesi 704 ada 1 nolu parselin hissedarı Ankara Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifine ait olan 7.294 metrekarelik kısmının ayrılarak sosyal ve kültürel tesis alanına dönüştürülmesi, 704 ada çevresinde açılamayan yolların kapatılması ve kooperatif çevresindeki sanayicilere hizmet etmesi için maliki bulundukları 697 ada bir dolu parselde kooperatif çevresindeki sanayicilere hizmet etmesi için maliki bulundukları 697 ada bir dolu parselde trafo alanının ayrılarak geri kalan kısmının dini tesis alanı yapılması için gerekli çalışmalar yapılması talep edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2019 tarihli 201 sayılı yazısı ile kooperatife ait olan 7.294 metrekarelik kısmının sağlık tesis alanından çıkarılması ile ilgili iş ve işlemlerin belediyemizce yapılabileceği belirtilmiştir. Belediyemize verilen yetki ile birlikte söz konusu parsel ve çevresini kapsayan yaklaşık 14 hektarlık alanda plan değişikliği çalışması düşünülmektedir. Yapılan incelemede 704 ada 1 nolu, 697 ada 1 nolu parselde ve çevresinin ilçemiz Saray Mahallesi 224 nolu parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kaldığı belediyemiz meclisinin 10.02.2006 tarih ve 20 sayılı kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15.03.2007 tarih ve 789 sayılı kararı ile onaylanan plana istinaden hazırlanan parselasyon planı oluştu. 704 ada 1 nolu parselin 25.460 metrekare sağlık alanı kullanımında ve yapılaşma koşullarının emsal 0.90 haşmat 15.50 olduğu, 697 ada 1 nolu parselin 1821 metrekare ve teknik altyapı kullanımında olup üzerinde trafo yapısının olduğu tespit edilmiştir.
İmar planı değişikliği ile 704 ada bir parçada bulunan sağlık alanının 7294 metrekarelik kısmı batısındaki park alanına taşınmış ve 7294 metrekarelik sosyal ve kültürel tesis alanı yönelilmiştir. Sosyal ve kültürel tesis alanında yapılaşma koşulları en sağ 0.60 yeni çok serbesttir. 700 adet 9 nolu parselin doğusunda bulunan, üzerinde fiziki olarak açılmamış olan 10 metrelik taşıt yolu kapatılmış ve 700 adet 9 nolu parselin güneyinde 3818 metrekarelik sanayi ve depolama alanı önerilmiştir. Sanayi ve depolama alanında yapılaşma koşulları emsal 0.60 yeni çok serbesttir. Ayrıca teknik altyapı kullanımında olan 697 adet 1 nolu parselin 414 metrekarelik kısmı teknik altyapı alanı olarak ayrılarak 1407 metrekarelik kısmı ise dini tesis alanı olarak önerilmiştir. Dini tesis alanında emsal 0.60 yeni çok serbest yapı yapı yaklaşma mesafesi yollardan 5 metre, komşu parsellerinde 3 metre olarak önerilmiştir. Birinci planda belirtilmeyen hususta Kahraman Kazan Belediye Meclisi'nin 10.02.2006 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülüp Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.03.2007 tarih ve 789 sayılı kararı ile onaylanan Saray Mahallesi 224 nolu parsel ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notları geçerlidir şeklinde bir adet plan notu önerilmiş olur. İlçemiz Saray Mahallesi 704 ada 1 nolu, 697 ada 1 nolu parseller ve çevresine ait 1/5 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin teknik niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sunulması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin de belediyemiz meclisinde görüşülmesinin onurlarını arz eder. Emre Sümer, Murat Erdal, Serhat Oğuz. Başkanlık yazımızı oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonu alabiliyoruz. Evet, diğer başkanlık yazılarımıza geçiyoruz. İlçemizde çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere müdürlüğümüze bir adet yol süpürge aracı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve 148.827 sayılı yazıları ile Devlet Malzeme Müdürlüğü Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulan aracın teslim alınmasına müteakip araç ruhsat fotoğrafı, trafik tescil belgesi, taşınır işlem fişi, fatura, muayene kabul tutanağı fotokopilerinin kaşeli ve rolü olmakla birlikte kamu hizmetlerinin tahsis ile ilgili haczedilmemesi için meclis kurul ve kurul kararı alınarak evraklarının Sayıştay Başkanlığı'na sunulacak dosyaya konulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü'nce istenildiğinden makamınızca da uygun görülmesi halinde belediye meclisine havalesini uğurlarınızı arz ediyoruz. Hasan Yılmaz, Hüsnü Recep, Orhun Serhat Oğuz. Başkanlık yazımızı oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğine kabul edilmiştir. Ve bir imar yazımız. Bu dosyada var zaten. Evet. Dilek oynayalım arkadaşlar. Saray Mahallesi 3910 ada bir parsel ve 3277 ada 5 parsel plan değişikliği hakkındaki yazımızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyona havale ediyoruz. Komisyonlarımızdan gelen raporlara geçiyoruz. Rapor No. 45. Rapor numaramızı söyleyeyim. Üyelerimiz isimlerini söyleyeyim. Oylayalım dedik. Komisyonlar geldi şeklinde. Rapor No. 45. Ali Solmaz, Mustafa Çiğdem, Atilla Atalay. Evet. Komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyondan geldiği şekilde. Dikkat. Rapor No. 24. Çevre Sağlık Komisyonu Ahmet Batıbey, Mehmet Hilmi Alaylı, Hasan Yanık. Komisyon raporumuzu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 28. Esnaf Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun raporu. Mehmet Yurtoğlu, Ayhan Kesici, Nevzat Yılmaz, Fatih Barış, Hafti Örücü, Hüseyin Özcan. Evet. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 29. Esnaf Komisyonu Mehmet Yurtoğlu, Ayhan Kesici, Nevzat Yılmaz, Çevre ve Sağlık Komisyonu Ahmet Batı Bey, Mehmet Hilmi Alaylı, Hasan Yanık, Sosyal Hizmetler Komisyonu Faruk Akdeniz, Mehmet Hilmi Alaylı, Talat Altındağ.
3 ayda komisyonunuzdan gelen raporu oylarınıza sunuyorum. Geldiği şekliyle. Başka, geldiği şekliyle de burada genel komisyon için çıkacağız. Cami'nin kararlarıyla alakalı. Abi, 19 değil mi başkanım? 3 ayda komisyonumuz değerlendirmiş. Medike Camii'nin temizlik ve bakım yapılması doğru, için. Doğru, doğru. Orada bakım değildi zaten. Görevlendirdiniz. Halların değiştirilmesi var. Yani Medike Camii'nin temizlik ve bakımının yapılması için, temizlik ve bakımının yapılması için. Komisyon bu şekilde yazmış. Yani değiştirerek onaylayabiliyor musun? Komisyon raporu. Ya biliyorum, değiştirme imkanı yok. Şunu anlatayım başkanım. Şöyle, bu gelen raporlar, komisyondan gelen raporlar, biz burada ekleme yapamayız, tekrar komisyona gönderebiliriz. 3 farklı komisyon bu raporu hazırlamış. Öyle takdir etmişler artık. Yani komisyonda tartışılması gerekiyor. Burada değil de. Senin talebin ne? Ben değil başkanım. Ben kendi çimşeyi istemiyorum. Sadece vatandaşın istediğini arz etmeye çalışıyorum mecliste. Şeyde cami, cemaati özellikle halların değişmesini istiyor. Hakikaten çok kullanılamayacak vaziyette ve çok yenilenmesi de dedi. Yenilenmesi de sadece temizlik bakımının yapılması dedi. Tamam diyor da rapor şey komisyonda sadece temizlik dedi. Şimdi orada şöyle bir şey var. Çevre sağlıkta komisyonunda değiştirilmesi diye geçti. Orada geçmiyor ama orada geçmiyor ama işte. Komisyonda geçiyor. Komisyonda reklamı. Ya şöyle, halların değiştirilmesi konusu değil de hani biz camilerimize hem nakdi yardımlar, aynı yardımda veya camilerimizin genişletilmesi noktasında her türlü desteği veriyoruz zaten. Yani bunu meclis başkanı yaklaşmak önemli. Komisyonda değiştirilmesi olarak çıkmış, yazıda imzalarınızı kalabilir. Hayır, komisyonun konusu. Arkadaşlar, tartışılacak bir konu değil bu. Yani camiden halısını değiştirmeye hamdolsun gücümüz var. Yani önergeye vermek tabii ki de çok değerli, çok kıymetli. Fakat camilerimize yaptığımız yardımları tek tek anlatmayayım şurada. Camilerimize, köy odalarımıza, köy konaklarımıza. Onların hiçbirisi tabii söylenerek veya zorla değil. Bunlar gönül rızası yapılan işte. Biz severek yapıyoruz zaten bu işleri. Allah nasip ederse tüm cemaatimizle birlikte Köprübaşı Camii Ramazan-ı Şerif'in ilk günü tamamlayacağımız için orada hep birlikte ilk teravih namazımızı kılacağız. Medike Camii'mizle alakalı malumunuz kent meydanıyla alakalı bir çalışma var. Ve bu camimizin oranın tamamıyla bir kent meydanına dönüştürülmesi var. Orayla ilgili o caminin yıkılmasıyla ilgili bir süreç var. Hani dolayısıyla komisyondaki arkadaşlar zannederim bunu değerlendirmişlerdir. Hani niye masraf edelim? Şurada belki 6 ay sonra o cami yıkılacak, yani evet daha güzel bir cami yapılacak diye düşünmüşlerdir. Yoksa hayır hasenat işlerinde herkesin burada eli birbirinden açıktır. Cemaatimizle konuşuruz, yapacağımız her şeyi yaparız. Geçtiğimiz Ramazan'da camimizin davalarıyla alakalı bir talebi oluştu. Cami cemaatimizden hiç teklifsiz yerine getirdik. Bunu da getiririz. Burada hani temizlik ve bakımların yapılmasının içerisinde değiştirilme de dahil edilebilir. Sıkıntı yok yani. Ya dahil etmesek de değiştiririz yani. Sıkıntı değil. Komisyon raporunu geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 54. Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun ortak raporu. İdris Yavuz Cengiz, Hande Sevindik, Selim Çirpanoğlu, Fatih Barış, Altı Yücel, Önücü Hüseyin Hocam. Evet, komisyonlardan geldiği şekilde rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 23. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Fatih Barış, Altı Yücel, Önücü Hüseyin Hocam. Evet, komisyon raporunu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor numarası 30. Esnaf Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu'nun ortak raporu. Mehmet Yurtoğlu, Ayhan Keskin, Nevzat Yılmaz, Muammer Sarıkaya, Faruk Akdeniz, Kemal Yiğit. Komisyon raporlarına Esnaf Komisyonu ve Ulaşım Komisyonu iki komisyonu da oylarınıza sunuyorum. Geldiği şekilde kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ali Sormaz, Mustafa Çiğdem, Hatice Atalay, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ahmet Batı, Mehmet Hilmi Alaylı, Hasan Yan. Komisyonlarımıza gelen raporu oylarınıza sunuyorum geldiği şekilde. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 49. Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu'nun ortak raporu.
Hande Sevindik, Mithat Akdere, Dursun Kılıç, Fatih Barış, Avcı Yücelen Özcü, Hüseyin Özcan. Evet, komisyonlarımızdan gelen raporu oylarımıza sunuyorum geldiği şekliyle. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 27, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ahmet Batı Bey, Mehmet Limalay'da Hasan Yanık, Ulaşım Komisyonu, Muammer Sarıkaya, Faruk Akdeniz, Kemal Yeter. Evet, komisyonlarımızdan gelen raporu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 25, Eğitim, Kültür ve Gençlik ve Spor Komisyonu raporu. Fatih Barış, Avcı Yücelen Özcü, Hüseyin Özcan. Komisyondan gelen raporumuzu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor No. 28, Çevre ve Sağlık Komisyonu. Ahmet Batı, Mehmet Hilmi Alaylı, Hasan Yandık. Evet, komisyon raporumuzu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonlarımızdan gelen raporlarımızı da, oylamalarımızı da tamamladık. Nevzat Bey'in bir söz talebi vardı şahsı adına. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlarız. Bir atasözü mü değil mi artık orasını bilmiyorum. Söz var. Der ki o sözde, cehenneme giden yolun taşları giniyet üzerine döşenir diye bir söz var. Bu sözü aslında yapılmak istenen, kötülük demeyin de olumsuzluğu gizlemek için kendini iyi niyetli gibi gösterip istediğini elde etmesinin bir yolu olarak söylenmiştir. Bu anlayış, birilerinin siyaset yapma anlayışı olabilir ama bizim böyle bir anlayışımız yoktur. Bu siyaset yapmak değil, olsa olsa ayak oyunudur. Bizim siyaset yapma anlayışımız topluma hizmet etme anlayışıdır. Bunu yaparken de ortak akıl, istişare önemlidir. İstişare sonunda ortaklaşa alınmış bir karar varsa bu karara da uymak, onun gereğini yapmak gerekir. Bu birbirimize olan sevgiyi, saygıyı, güveni artırır. Bunu neden söylüyorum? Geçen ay yapılan denetim kurulu üye seçimlerinde yaşadığımız olayı hatırlatmak ve kınamak adına söylüyorum. Üzerinde anlaşılan kişilerin seçiminde grubunuzca yapılan bir uzlaştı eylem hem mensubu bulunduğumuz mecliste hem de birbirimizi yakından tanıyan kişilere kişiler olarak bunu yapan arkadaşlara yakışmadı. Bu tür işlere hiç gerek yok. Çoğunluk elinizde. İstediğiniz kişiyi seçebilecek çoğunluğa sahipsiniz. Bizden isim istemenize gerek yok. Ama gelip de isim isteyip de karar alındıysa buna da sahip kalınması en uygun olanıdır. Ama sizde olmaması gerekeni tercih ettiniz. Buradaki hesabımız her ne ise bilin ki seçtiğiniz arkadaş, seçmediğiniz arkadaş kadar bilgi ve deneyim sahibidir. Görevini layıkıyla yapacağından eminiz. Sözlerimi eski İngiltere Başkanı'nın Winston Churchill'in bir sözüyle bitiriyorum. Herkesi bazen kandırabilirsiniz, bazılarını her zaman kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız. Teşekkür ederim. Şimdi Ankara Büyükşehir Meclisi'ndeyiz. Bu toplantı geçtiğimiz ayın toplantısından sonra burada Ankara'dan da gazeteci arkadaşlarımız vardı. Meclis toplantısına tam gideceğim Ali Bey de yanındaydı. Milleti gidiyordu. Gazeteci bir tanesi çevirdi. Dedi ki başkanım size teşekkür ederim dedi. Niye dedim? Siz dedi denetim komisyonu oylamasından önce çok net bir şekilde her gruptan bir kişinin bu komisyona girmek istediğinizi ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Çünkü bazen çoğunluk bizim elimizde diye çok farklı oylamaların, seçimin yapıldığını gazeteci arkadaşımız bizzat bana ifade etti. Allah'a hamdolsun, çekinecek, denetlenmekten 20 senelik devlet memuriyeti olan bir insan olarak söylüyorum. 20 senedir en az 2 defa her yıl denetlenmiş bir kardeşimizin. Denetlenmek bizim için gururdur, onurdur, fırsattır. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı görmek bundan daha güzel olmaz. Aksi halde 3 tane arkadaşımızı seçeriz, geçer gideriz. Ama biz özellikle ne istiyoruz? Her renk komisyonda temsil edilsin istiyoruz. Bu zaten önemli bir şey. Başlı başına önemli bir şey. Dolayısıyla
Oylama yapıldı. Netice bu çıktı. Netice öyle çıktı işin değerli arkadaşlarım. Komisyon da zaten çalışıyor. Üç tane arkadaşımız Sayın Salih Ayroğlu, Sayın Altun Yücener Özcü ve Sayın Atilla Atalay gayet güzel bir şekilde benim gördüğüm kadarıyla çalışıyorlar. Yasal süresini tamamlamak suretiyle zannedersem 45 gün yanlış hatırlamıyorsam 45 gün içerisinde de çalışmalarını tamamlayıp meclisimize güzel bir denetim raporu sunarlarsa inşallah burada hep birlikte nasıl bir yıl geride kalmış Ocak ayından sonraki Ocak ayına kadar hep birlikte görme şansımız olacak. Hani dolayısıyla budur burada esas önemli nokta. Yoksa Altuğ olmamış, Mehmet Yurttal olmuş, Mehmet Yurttal olmamış, Muammer Sarıklı olmuş. Daha ziyade evraklar, belgeler, dokümanlar, harcamalar, herkesin denetim komisyonuyla arkadaşlar şeffaf bir şekilde önüne geliyor zaten. Herkes bunları istediği şekilde değerlendirebilir, raporunu hazırlayabilir. Burada bir özgürlük söz konusudur. Bence bu eleştirilmesi gerekli bir konu değil, olması gerektiği şekilde olmuştur. Güzel de inşallah olduğunu düşünüyorum. Komisyon da bunu çalışıyor. En kısa zamanda da raporumuzu meclisimizde görmeyi arzu ediyoruz. Biz de hatalarımızı, eksiklerimizi inşallah görelim. Şimdi soracağız sana. Evet, başkanım yanlış bir bilgilendirme var. Sayın başkanım değerli müşterilerim. Bu denetim komisyonunun seçim usulünde, denetim komisyonunun seçiminde belediye kanunu madde 25'inde başkanım der. Sonunu okuyorum. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerinin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlama suretiyle olur. Yani burada zaten her gruptan birer kişinin girmesi zorunlu. Bu ne başkanlığın muhtesinde ne o gazetecinin, yani gazetecinin yanlış bildiği bir durum var. Burada komisyonlarda yer almasında mecburi. Yani bizim grubumuzdan bir kişi seçilmesi mecburi. MHP grubundan da, AK Parti grubundan da bir kişinin seçilmesi mecburi. Burada yanlış olan şuydu. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de biz bunu gördük. Belediye gruplarda dedi ki, yani şu isimler, gruplar isim verdi. Onlara mutabık kalındı. Yani isim istemiyorsa ahlaki ve siyasi etik olarak o isimlerin geçmesi normaldir. Hani burada dıştan biz başta söylediğimiz şeffaflıktı, siyasi etikti, bunlara göz ardı edici bunlara girdiğimiz zaman hem halkın arasında bize karşı hem de bizim birbirimiz arasında güven sorunu ortaya çıkacak. Yani son olarak dediğim gibi denetim komisyonunun seçiminde madde 25'te gayet açık. Orada belediye başkanlığının veya değil, yasaya göre her gruptan birer kişinin seçilmesi gerekiyor zaten. Dolayısıyla denetim komisyonunun hazırlayacağı raporu bekliyoruz değerli arkadaşlar. Mecliste kaldırılan eller sizlerin özgür iradesidir. Kaldırmadığınız eller de sizin özgür iradenizdir. Kaldırdığınız her elin bir hesabı var. Kaldırmadığınız bir elin de hesabı var. Bir sonraki meclis toplantımız başkanım, 2 Mart. Evet. Bir de ben söz istiyorum. Buyurun. Bu yata kurumu adına söz istiyorum. İdlib'de şehit olan kardeşlerimizle ilgili gerek sınır ötesinde gerekse sınırlarımızda bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan o kardeşlerimizin orada mücadelesinde 4 tane kardeşimiz şehit, 9 kardeşimiz de yaralı. Şehit olan kardeşlerimize özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yani namussuz, şerefsiz ve haince bir saldırı gerçekleştirmişler. Biz Türk milleti olarak onların ailelerine, yakınlarına sahip çıkmamıza rağmen onlar da bizim kardeşlerimizi orada şerefsiz ve namussuzca şehit ediyorlar. Onları biz Allah'a havale ediyoruz. Günü geldiğinde de hesabını bir şekilde soracağımızı buradan Yüce Meclisimizden söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantı tarihimiz değerli arkadaşlarım 2 Mart 2020 Pazartesi günü olarak oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm grup ve arkadaşlarımızı eğer vaktiniz varsa çay içmeyelim. Geçen defa